Efendim Eko Türk televizyonları ekranlarından herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eren Can Umut ve Borsa Teknik Programı ile programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki günlerden salı ve her salı günü olduğu gibi değerli abim Selçuk Gönençler bizlere eşlik edecek. Hocam merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Eren, çok teşekkürler. Hocam grafikleri her hafta malum bu mecrada konuşuyoruz. Ve tam böyle bir yükselen trende mi gidiyoruz derken Borsa İstanbul'da bugün %1,5'a yaklaşan, hatta net rakam vereyim, %1,33'lük bir düşüş. 9.270'ten an itibariyle fiyatlar oluşuyor ama küresel ölçekte de bir satış baskısı var. Özellikle de Avrupa. Şimdi küresel ölçekteki satış Borsa Avrupa, İstanbul'da... Avrupa birkaç gündür, yani bir süredir satışı. Evet, Trump, bugün biraz derinleşti. Mesela Trump korkusu. DAX endeksinde %1,2, hatta Fransa Kakaran'da %1,5'lara kadar bir düşüş hareketi var. Yani demek ki küresel ölçekte bir şey oluyor derken bir baktık Ukrayna, Rusya'ya ilk bu uzun menzilli balistik füze saldırısında bulunduğunu gördük. Bugün itibariyle Ukrayna medyasından bir haber var. Bu balistik füzeyi nereden buluyorlar? Biden gider ayak, Trump'a görevi devretmeden vermiş olduğu avantaj, Ukrayna'ya sunmuş olduğu füzeyle alakalı. Bugün bir nükleer füze doktrinini yayınladı Vladimir Putin ve dedi ki eğer uzun menzilli balistik füzelerle vurulursak nükleer silahları devreye sokarız ifadelerinde bulundu. Sanki bu durum piyasaları biraz germiş gibi duruyor ama. Bizde o 8600'den kalkan harekete evet, bir düzeltme bahanesi oldu. Belki de o üst, biraz sonra grafikte gösteririz. 8560'lardan 9000'lere geldi. 8600'den evet, hadi kabaca 8600'den 9400'e geldi. Tabii. Nereden baksan 800, 1000 puanlık bir hareket. Yani endeks bazlı %15'lik bir hareket. Hisse bazlı %20, %30'lara varan hareketler olan senetler oldu. Şimdi bu haberin bahanesiyle belki de üstüne geçtiğimiz o düşene bir pull beğeniyoruz. Onaylamaya ya da onaylamamaya, tekrar baskıya. Onu yaşayarak göreceğiz. Ama ben haber akışını şöyle okuyorum sevgili Eren. Biden gitmeden önce Putin'in önüne taş koyuyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Şimdi Putin'in önüne Trump'ın düzeltiyorum. Biden gitmeden önce Trump'ın önüne taş koyuyor. Trump geldiği zaman eğer bir masa, bir anlaşma, bir ateşkes masası oluşacaksa o masaya oturmadan önce her iki tarafta elini güçlendirmek istiyordur. Yani bu normal bence. Masaya ne kadar güçlü oturursan kazanımların o kadar güçlü olacak mantığıyla her iki taraf tabiri caizse bana göre eğer bir masa, eğer Trump sözünde durabilecekse, savaşı bitireceğim lafı havada kalmayacaksa ki ben savaşı bitirme noktasında ciddi girişimler olacağına inanıyorum. En azından süreç anlamında öyle görünüyor. Dolayısıyla herkes iki tarafta masaya oturmadan önce elini olabildiğince güçlendirme hareketi olarak görüyorum. Piyasayı endeksi germesi de son derece normal. Dediğin gibi 8500-9400 buradan düzeltmeler teknik yapı içinde sağlıklı. Önemli olan burada biraz sonra grafikte anlatacağım 9170'lerin altına inmeyelim. Hmm, 9170. 9170 gibi bir bölgenin altına inmedikçe hareket belki de kırdığı düşene onay sarkması bile olabilir. Takip edeceğiz. Bazen böyle düzeltmeler iyi olur biliyorsun. Evet. Hocam şimdi zaten çok ayrıntılı bir şekilde Borsa İstanbul'da konuşacağız. Hocam şöyle bir Bitcoin cephesine bakalım mı? Çünkü Bitcoin'de bayağı bir tutunma var. Yani 89 bin dolarların bile üzerinde. Hadi onu da geçtik. Şu anda 91 bin 500 seviyelerin dahi üzerinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Evet. Sanki 100 binler artık kapıyı ciddi anlamda tıklatıyor gibi duruyor. Ya evet, yani 100 binler yukarıdan mıknatıs yapmaya devam ediyor. Yukarı yönde bir kalıyoruz. Burada 89 bin, 90 bin bölgesinin üstünde sevgili Eren, yukarı yönlü Trump'ın zaferiyle beraber çok kuvvetli bir hareket geldi. Şimdi bak, grafiğin sağ tarafa doğru yatmaya başladığını görüyoruz. 8 günlük hareketli ortalamanın, burayı arkadaşlar yakın yapın, gösterin yatırımcılara. Tamam. Bak, bu 8 günlük hareketli ortalamanın dün ve bugün fiyatı hamal gibi üstünde taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda grafikte, işte geçen hafta da söylediğimiz gibi, geçen hafta ne demiştik? 83 bin, 84 bin bölgesinin üstünde kaldıkça 92.600 ara 104.192 süreç hedefi olmaya devam edecek diyorduk. Şimdi biz 92.600'ün üstünde 93.000, 93.200 gibi bir bölgeye kadar da bir uzandık. Ancak henüz daha 92.600'ün üstünde kapanış yok. Orayı yukarı yönlü iteklemeye devam ediyoruz. Şimdi Eren, grafikte şöyle bir olumlu bir tablo var. Hani kendi içinde riskleri var ama olumlu bir şey var. Direkt acaba bir bayrağı mı, bir evet, flamaya mı dönüşüyor? Şu anda filama oldu demiyorum.
takip edeceğiz, bakacağız. Öyle bir görüntüye dönme meyli var. Burada 90.200 kabaca 90.000'lerin altında bir kapanış olması durumunda hareketi üstünde taşıyan hareketli ortalama disiplini bozulacağı için kısada 83-84 ardından da belki de 75.000'lere varabilecek şekilde düzeltme gelebilir. Bana bu grafiği nasıl trade etmemiz gerekir veya sen olsan nasıl trade edersin diye soracak olursan ben 90.000'den ziyade 83.100 seviyesini yukarı yönlü oyunda kalma veya düzeltmenin tetiklenmesi için iş süren veya bozulma şartı olarak yönetmeyi, destek olarak yönetmeyi tercih ederim bu grafikte. Dolayısıyla çok uzatmayacağım. 90.000'lerin altında Bitcoin kapanışında kısada 83.000 ardından da 75.800 riski tetiklenebilir. 90.000 ve 83.000'lerin üstünde kaldıkça da 92.600 bir kere test edildi. Şu anda da oraya doğru sürüklenme devam ediyor. Dolayısıyla 83.100 kısa vade ana destek, 90.200 kısa vade ara destek olacak şekilde 92.600 bir daha test edilmeye bekliyor. 104.192 hedefi de 2.618 Fibonacci hedefi ise radarda durmaya devam ediyor. Benim burada yatırımcılardan çok kuvvetli tonda sadece disiplin anlamında şunu öğütleyeceğim. 90.000'in altında bir miktar düzeltme geliyor desinler. 83.000'in altında da Bitcoin'de trend bitti diyebilirim. 83.000 kırılmadıkça 104.000 mıknatıs gibi Bitcoin'i yukarı çekmek isteyecektir. Yeni katılımcıların, bak yeni katılımcıların, içeride olanlar 90.000 ama güçlü bir şekilde 83.100'ün altında savunma hareketi yapması lazım. İçeride olanlar. İçeride değilim, düşünüyorum, değerlendirmek istiyorum diyenlere de öğüdüm şu. Buradan pozisyon açacaksanız mutlaka kısada 90.000, genişte de 83.000'in altında yanlış zamanda maliyet yaptığınız gerçeğiyle tanışarak stop disiplinini kabul edebilecekseniz takip edin derim. Hocam 83.000'in aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda pullback'e kadar işin bozulma ihtimali var mı? Bak bir şey göstereceğim. Gümüşte yaşadık bunu. Geçti. Onay aldı, 35'e gitti, 29.60'a evet. Düştü, kalktı. Evet. Bak burası kırılırsa, bu grafik gümüş grafiğine benzer. Biraz sonra bak, bunu bir göz hafızası yap evet. Veya yatırımcılardan rica edelim, bu grafiği bir göz hafızası yapsınlar. Birebir aynısı Fibonacci oranları haricinde, yapısal olarak aynısı gümüşte yaşandı. O zaman buradan direkt dolayısıyla gümüşe dolayısıyla burada 83.100 kırılırsa, bu hareket aralarda bir yerlerden dönmekten ziyade pembeye, throwback yani veya komplekse evet. Komplekse inmek ister. Tamam mı? Bak burası birinci pullback'ti. İnip bir daha kompleks bir pullback yapmak isteyebilir. Gümüşte birebir aynısı oldu. İstersen getir gösterelim. Bak, hemen gümüşe geçelim burada. Gümüşü getirsin. Evet. Altını değil. Sonra getirelim. Altına bakarız. Bitcoin nasıl? Evet bak, hocam buyurunuz. Gitti. Evet. Geri geldi. Gitti. Devam edip bu 35 dolarlarda ne diyorlardı? Gümüş 40'lara 50'lere gidecek diyorlardı değil mi? Biz ne demiştik burada seninle? 1.618 35 dolara yaklaştı. Buradan maliyet yapmak sıkıntılı olabilir dedik. Gitti. 35'e gitti, 1.618'ine gitti. Döndü. Geçen hafta ne demiştik? Buraya önemli. Değil mi? Geçen haftanın videosunda burada ben elimle çizdim bunu. Doğru. Burada elimle çizdim. Tam orada bu pembede bir kompleks bir yapı oluştu. 29.80'i altına kırmadan bir daha kalkışmaya başladı. Sonuç itibariyle çok uzatmaya gerek yok. Eren 28.5, 29.80... 35 dolarda gümüşe teknik olarak nasıl pahalı diyorsak 28.5-29.80 bölgesine doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeler 35'e pahalı diyen tekniğe göre makul ve törpülenmiş bir denge ve destek bölgesi olarak takip edilebilir. 29.80'den kalkan bu hareket ise kısada 32.10 ardından da 33.20'lere doğru yukarı yönlü kalma disiplinini koruyacaktır. 32.10 33.20'lere doğru bir uptrade disiplin deniyorsak 29.80'in altındaki kapanışta bir miktar temkinli olmak lazım ki orada da 28.5 desteği devreye girebilir. Dolayısıyla ben bu grafiği 29.80-28.5'lara doğru tüm geri çekilmeleri güzel bir fırsat olarak okurum. 32 ve 33.20'lere gitmeden, bak gitmeden bir daha 29.80'e düşmez demem risk yönetimi cepte. Doğru. Ancak düşse dahi 32.10-33.20 kısa vadeli hedeflerini, 35'i de bu sitebin sonraki ayağında devam etmesini beklerim. Bir de başka bir şey de anlatayım. 35'ten 29.80'e düştük.
bu hareket tek seferde 35'e gitmesini bekler misin diye bir soru soracak olsan beklemem güzel kardeşim. Bu 29.80'den başlayan hareket, bak yine geçen hafta bu hareketi çizmiştim ya, şimdi dokunmatik yok, elimle çiziyorum. 29.80'den kalkan bu hareket 32.20'ye gidip, geri gelip 33.20'ye gidip geri gelmesi şeklinde. Bak böyle bir, şuraya bir kendine bir trend yapacak şekilde şöyle dalgalana dalgalana 33.20'ye gitmesini beklerim. Burayı bir long trading disiplini diyorsam da 29.80, 28.5 bölgesi kırılmadıkça kısada 32.10, 33.20 hedeflerinden feragat etmem. Güzel. Peki hocam, geçelim ons altına. Gel. Düştü, düşüyor, düşecek derken bir miktar son iki gündür güçlenme emaresi gösteriyor. Vallahi 2790'a tepe, buraya dikkat edelim dedik. Tepe oldu. 2530-2570'te de bu düşüş denge ve destek bulmasını bekleriz. Bu bölgeden yukarı dönmesini bekleriz demiştik. 2530 demiştik. 5 dolar yanıldık, özür dilerim. 2535 dolardan 2620 dolarlara kadar sıçradık. Şimdi net. Bak buraya, bu kırmızıya dikkat et bu arada. Tamam. Bu kırmızıya dikkat et. Fitile de dikkat et. Bak yakın fitil yap. Burası 2530'du. Ben bu düşüş boyunca 2530-2570'te denge bulunacak, arkasından da yukarı kalkacak dedik. Bak fitili tam 35'te bıraktılar, 31'i öptürmediler, 30'u öptürmediler ama fark etmez. Bu hareket, 2570-2530 bölgesinin üstünde kalmaya devam ettiği sürece kısada 2686-2716'lara doğru yukarı yönlü kalma disiplinini koruyacaktır sevgili Eren. Burada 2790'ın hemen hızlı bir şekilde geçilmesini bekler misin dersen, kısa vade hemen geçilmesini, oraya bile ulaşmanın bir miktar zor olacağını söyleyeyim ama orta vade geçileceğini biliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla benim burayı, bu grafiği okuma disiplinim şu: 2570-2530, özellikle 2530'lara doğru tüm geri çekilmeler, 2686-2716 kısa, 2820 orta vadeli hedefleri için destek ve denge bölgesi olmaya devam edecektir. Burada sadece şuna dikkat etmemiz lazım. 2720-2730 bölgesinden bir tepkiye trading yapıyorsak, bak bir long yönlü bir işlem yapıyorsak, 2686-2716 bölgesinde bir ayı boğa savaşı olma ihtimalini radarda tutalım. Yani bu 2500'den kalkan hareketin hiç buralarda 2686-2716'larda oyalanmadan buradaki kanal 2790-2820'lere gitmesini beklemek biraz benim teknik jargonumda doğru olmaz. 2686-2716 bölgesinde 2530'dan kalkan hareket, orada bir ayı boğa savaşı olabilir. Tamam. Burayı da geçmez demiyorum. Burada sadece bir ayı boğa savaşı olabilir. Dolayısıyla 2570-2530'da maliyet yapan bir yatırımcı 686-716 geçilip geçilememesine göre pozisyon, iştah yönetimini, kar realizasyonunu tutmaya devam etmeyi orada gözden geçirebilir. Evet. Peki hocam, lokum gibi bir grafik. Bak alta bak. 2790 uyarısını yaptık. Ardından 8 günlük hareketli ortalama güçlü bir momentumla kırıldı. Director göstergesindeki boğa figürü yeşil kırmızıyı aşağıya kesti. Zamansal olarak tam. Müthiş bir uyum. Dolayısıyla hala kırmızı yukarıda, yeşil aşağıda. Hala 2686-2716 geçilene kadar tekrar 2530'lara bir daha geri dönmeyiz diye bir disiplin çok doğru değil. Ancak trading modlamada 2530 üstünde kaldıkça ben bu grafiği 2686-2716 hedefiyle okurum. Buraya gitmeden 570-530'a bir daha iner mi dersen, inmez demem. İnerse, maliyetim yoksa bunu maliyet gibi okurum. Maliyetlenmek anlamında okuyabilirim. 2790'dan bir alçalan trend çizsek hocam. Böyle mi? Çok ciddi bir anlamı olur mu? Evet. Yani çizersen işte bugün yarın yeniden bir baskı alma ihtimali oluşabilir deriz. Doğru bakıyorsun. Böyle bir düşen trend çizersek aşağı yukarı ya bugün geçmeyi deniyor ya da yarın geçmeyi deneyecek gibi. Ancak ben burada buraya bir düşen trend çizmek yerine 2530'un üstünde kalıp kalınamamasına göre yukarı yönlü oyundan vazgeçilmemesini öğütleyebilirim. Hocam, Nasdaq cephesine bakalım mı? Bir de şöyle biraz Amerikan borsalarına da girelim. Orada da gerçekten enteresan işler oluyor. Evet. Yükseliş devam. Biraz da oynaklık oluşmaya da başladı son dönemde.
Nasdaq S&P'ye göre bir tık daha iyi durumda. Bir tık daha iyi durumda. Yani iyi durumda derken bir tık daha iyi durumda. Çünkü neden? 8 haftalık hareket, 21 haftalık hareketli ortalamasıyla genel anlamında trend disiplinini koruyor. Bak S&P grafiğini bugün hazırlamadım ama S&P grafiği 1.618-6.000 seviyesini öptü. Yani gördü. Geçen hafta, ondan önceki hafta mı gördü ve oradan bir miktar düzeltme başlattı. Ama bak daha Nasdaq kavuşmadı. 1.618'ine, 19.996, kabaca 20.000'lere daha kavuşmadı. Ha şöyle bir hikaye olabilir. Ya illa 1.618'i öpecek mi yani? Hani öpmeden inemez mi? İnebilir. İnebilir. Zaten bak dikkat et, buraya yaklaştıkça zayıflama ve güç kaybı oluşmaya başladı. Ya şimdi diyeceksin ki, o zaman hocam bir de gel bunu bir pozisyon yönetimi olarak bakalım. Pozisyon yönetimi. Bak, pozisyonum önce varsayı anlatayım, sonra yoksayı anlatayım. Tamam. Benim bu grafikte pozisyonum varsa 17.877, 20.000 bandında ekleme yapmam. 17.877, 20.000 bandında ekleme yapmam. 17.877'nin altında da trende oynadıysam kar stopu yaparım. 17.877'nin altında kar stopu yaparım. 16.600'lere doğru düzeltme geliyor varsayımıyla. Çünkü neden? Kitabımda da konusu var. Her fiyat sevseniz de sevmeseniz de, isteseniz de istemeseniz de bir gün trendine geri döner. Buyurun bakalım. Küçük dönüş, zamansal uzaklaşma, dönüş beyaza, gidiş, kısa dönüş, gidiş, tam uzak, tam öpmese de hemen hemen gelmiş. Dönme arzusu, evet. Gidiş. Ha, bu ne demek? O zaman Nasdaq öyle ya da böyle, sevsek de sevmesek de, long da olsak, short da olsak, buraya kavuşacak. Ha, soru şu, iyi de ya 19.000'i geçip 20.500, 22.000'lere gidip buradan kavuşmaya gidebilir mi? Evet, işte o yüzden biz teknik analizde iş sürenleri kullanıyoruz. Buraya bir gün kavuşacak diye, bak buraya bir gün kavuşacak diye o günü bekleyip korkuyla para kazanamazsınız. Burada yapılacak şey şu, 17.800'ün üstünde kaldıkça, bak ne dedim başta, pozisyonum varsa 17.800, 20.000 bandında ekleme yapmam, kontrollü tut konumda okurum. Tamam. 17.877'nin altında kapanışı görürsem, hocam benim şu karlarımı bana verin, ben evime gidiyorum derim. Tamam. Benim karlarımı verin, ben evime gidiyorum derim. 16.600'e gelirse de, evden tekrar oyun sahasına geri dönerim. Biraz 17.800'de size verdiklerimi bana geri verin derim, malımı geri alırım. Net miyiz hocam? Tamam. 17.877'nin altında 16.600 hedefi bir düzeltme başlayabilir. Bu kısa vadeli düzeltmeye karşı bir savunma gerektirir. 17.877 kırılmadıkça Nasdaq 20.000 hedefine doğru kontrollü yukarı. Çünkü 1.618'e gittikçe yukarıda ayı saldırıları olabilir. Bir patinaj başlıyor. Evet, bu bölgede ciddi bir savaş, bir bocalama olabilir. Bir de orta vade anlat dersen bana, yorum çok net ve çok kısa. Bak, trading tarafını anlattık. Şimdi stratejik anlatıyorum. Nasdaq 16.600 bölgesine tüm geri çekilmeler 20.500, 22.500 hedefleri için alım fırsatı olur. Bak bu yorum ne kadar kısa değil mi? Çünkü orada trading koymadık, strateji koyduk. 17.877 ile trading modumuzu yönettik. Düzeltmeye karşı doğru. Savunma. 16.600 kırılmadıkça da geri çekilmeleri alım fırsatı olarak okurum. Tamam mı? Bak alım fırsatı olarak okurum. 20.500, 22.500 hedeflerine fokuslu kalmaya devam ediyorum. Şimdi diyelim ki düşüş oldu. Hocam burada çok ciddi sıkıntı var yatırımcıların dinlerken algıladığı noktada. 16 ama bak dinlerken algılamada hata yapmasınlar diye kısa evet, vadeli, evet. Orta vadeyi ayırıyoruz. İşte ben de onu tasdik etmek için söyleyeceğim. Ha. Şimdi diyelim ki buralardan düşüş oldu 16.600'e kadar diyelim ki geldi. Gelecek diye bir şey yok ama geldi diyelim ki. Ama 17.877 kırıldığı zaman 16.600'e gelime riski tetikleneceği için aynen. Fiyat bize önden sinyal yüklediği için yatırımcı aynen. Savunma yapması gerekir diyoruz. Aynen. Yapamıyorsan da 16.600'e düşerken portföyünün lokum gibi eridiğini görürsün. 16.600'e geldi ne dedik? Yükselen trend olduğu için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir dedik. Ama aynen. Sırf biz bunu alım fırsatı olarak değerlendirebilir dediğimiz için stop koyulmaz, oradan uçacak, kaçacak, koplayacak, zıplayacak diye bir şey yok. Ya kırılırsa, onun altı stoptur. Ya kırılırsa? Bravo. Ya aynen. Kırılırsa onun altı. O zaman nedir? 16.600'e geldi. Bir maliyet yaptın. 16.100, 16.300 gibi bir yere stop koyarsın. Riskini de kontrol altında alırsın. Çünkü teknik analizde her mantıklı olarak gördüğün yerden açtığın pozisyonlar tutsaydı zaten zengin olurduk. Ya güzel kardeşim. Böyle bir şey yok. Teknik analiz iki yönü de gösterir. Hani zaten zaman zaman söylüyorlar ya hocam iki yönünü anlatıyorsun.
burası senin babanın malı mı? Tek yönlü mü çalışıyor? Fiyat çift yönlü dinamik çalışıyor hocam. Teknik analiz bize şunu koyuyor bak. Reklama... Teknik analiz diyor ki burası kırılmadıkça soba odunlu kalsın diyor. 17.800. 17.800 kırılırsa, tamam mı? Sobada odun atma, ceketini giy, yatağın içine gir, sesini çıkarma, çalı dibine kaç diyor. Bu kadar basit ya. Bununla savaşmaya hiç gerek yok. O yüzden yapılacak hiçbir şey yok. Bir ife bağlıyoruz. Teknik analiz seni bir savunma hattı oluşturuyor. Tamam mı? Savunma hattı oluşturuyor. O savunma hattı, savunmanın arasından top geçti arkaya. Oradan arka taraftan bir forvet geçti, topu aldı, gol atacak. Sen oradan topu aradan geçirdiğin anda geçmiş olsun kardeşim. Ondan sonra teknik analiz çalışmıyor dersin. Top geçmeden veya top geçerken gereğini yapacaksın. Teknik analize genelde şöyle yaklaşılıyor hocam. Yani siz mesela şimdi diyorsunuz ya işte 20.500, 22.500. Siz bunu telaffuz ettikten sonra teknik analiz biz oraya kesin gider noktasında yaklaşıyor yatırımcı. O zaman bak ben sana şöyle. Strateji üretildiğini bir türlü anlayamıyoruz. Risk yönetimi olmuyor. Ama teknik analizde bu if şartları yani destekler, şartlar, iş süren, kırılmadıkça dediğimiz rakamlar buralara gitme zamansalığı içinde bir oyunda yapıda bozulma olmasına karşı da riski anlatıyor. Ya güzel kardeşim bak tekrar edeyim ben bunu anlatıyorum seninle de daha önce söyledim. Arabam var, evim var. İkisinde kaskosu ve sigortası var mı? Evet. Var. Değil mi? Çoluğunun, çocuğunun, eşinin sağlık sigortası var mı? Senin sağlık sigortan var mı? Var. Burada herkes kendi çapına göre ciddi bir parayla veya hobi anlamıyla bir işlem yapıyor değil mi? O paranın sigortası nerede güzel kardeşim? Bırak ya sen teknik analize söylenmeyi boş ver. Evinin, arabanısının sigorta ettirdiğin bir yerde onlar da cansa, para da senin canın, değil mi? Yani para da senin sonuçta servetin. Bunun niye sigortası yok? Bana anlat. Burası kumarhane mi? Ondan sonra borsa oyun yeri değil. Tabii doğru, oyun yeri değil. Buranın kuralları var, disiplinleri var. Bozulduğu zaman kaçamıyorsan sonra böyle yaparsın. Ey SPK, ey Mehmet Şimşek. Yok ya, yok ya. Sen alırken düğmeye onlar mı bastı? Girip Telegram'dan duyduğun senetleri sana onlar mı aldırdı? Sen kendin aldın. Kazanırken iyi de kaybederken mi kötü? İşte benim o Nasrettin Hoca hikayesi. Kazan doğurdu. Yükselirken teknik analiz çalışıyor. Düşerken ne teknik analiz? Kazan doğururken iyi de kazan öldüğü zaman mı kötü? Dolayısıyla teknik analizde belli disiplinler var. Eren sen de çok iyi biliyorsun. Gayet de güzel yayınlar yapıyorsun. Bu anlamda sana da bence piyasadaki yatırımcıların teşekkür etmesi gerekir. Teknik analiz çift yönlü anlatır. Piyasalar çift yönlüdür. Bir seviye kırılmadıkça ben korkmam. Orası kırıldığı zaman da tazı gibi kaçarım. Bitti. Evet, bu kadarsınız. Hocam kısa bir reklam arası verelim. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çayınızı kahvenizi tazeleyin. Bizden ayrılmayın. Efendim çok kısa bir reklam arasından sonra değerli hocamız Selçuk Yönaç'la eşliğinde Borsa Teknik programında grafikleri analiz etmeye devam ediyoruz. Hocamız hemen grafiğin başına geçti. Grafik görünce hocam hemen koşuyorsun grafiğe. Evet. Grafikler aşkımız. Değil mi? Evet. Hocam BIST 30 buyurunuz. Evet. Şimdi Eren dokunmatik olmadığı için bazı şeyler koydum grafiğe, çizgiler koydum. Bak bugün yaklaşık 7800 12.200 çıkışının burası neresiydi? Sen söyle. 61.8. Altın oranı değil mi? Çıkışın 61.8'ine kadar ezile ezile ara ara tepkiler vererek geldik. Tam 9.540'a geldik. Burayı arkadaşlar böyle kalın. Beni göstermeyin böyle kalın. Ben anlatırken böyle kalın. Tamam böyle kal. Şimdi bak tam 61.8'den örnekler yaptım bak. Buradaki gibi burada düşene kadar ve 55 günlük hareketli ortalamaya kadar bir tepki hata yaşadık.
Bu 9500'den 10500'lere kadar oluşan bu 7-8 günlük hareket tıpkı buradaki gibi jargon olarak ve disiplin olarak, yani teknik analiz jargonu ve disiplin olarak bir tepki süreciydi. Bu hareket tepki olmaktan çıkacak ise 9540 teyitli bir dip seviyesi olarak kalacak ise XU 30'un 580'i geçmesi lazım. Eğer XU 30 580 üstünde kapanışlara başlarsa 9500 10500 hareketi tepki olmaktan çıkarak 11100 11600'lere doğru trende dönüşecek ve daha iştahlı bir XU 30 izleyeceğiz. Ancak ve dikkat. 10580 geçilene kadar ve veya 10200 kırılırsa 9540'tan 10500'lere gelen tepki atığı bakınız bitmiş. Bakınız bitebilir. Tamam hocam anladık. 10580'e sen tamam koydun etiketi. Buraya düşeni etiketledin. Oranın geçtiği zaman 11100'de 11600'e gideceğini biliyoruz. Benim pozisyonum var. Ne yapmalıyım? Benim pozisyonum var. Ben 61.8'de Fibonacci'yi gördüm. 9500'den katılamadım ama 9700'lerden falan aldım. XU 30'dan bir hisseyi güzel de buldum, aldım. 10500'lere kadar geldim. Bundan sonra ne yapmalıyım? Şimdi bir kere tavsiye olmayan bir uyarıyla, hani bu anlatacağım tavsiye olmadan, şunu yapabiliriz. Bir, iki tane farklı modifiye şeklinde anlatacağım. Tercihe bağlı olarak, tamam mı? Bir, 10580 üstünde kapanışı gördüğüm zaman geri almak üzere Allah bereket versin. Sakalıma sürterim parayı. Hı. Ama bak ifim ne? 10580'in üstünde kapanışı gördüğüm zaman tüh Allah kahretsin keşke satmasaydım demeksizin parayı sakalıma sürerim. Bu bir if. Değil mi? Yo bana ne? Bana ne abi ben dirence geldi diye mal satmıyorum diyorsanız 10200'e dikkat. Şu anda kaç? XU30. Evet. Şu fiyatları da bir yansıtabilir miyiz yana? 10200'de yok ben dirençte mal satmıyorum diyorsanız da 10200'ün altında bu grafikte yaklaşık 8-9 günlük buradaki tepki sürecinin bozulma riskine karşı da savunma yapmak gerekeceğini de kaç? 10218. Tam desteğe gelmiş. Yani bak 580'e kavuşmuş gösterdik. Tamam mı? 2-3 gün boyunca da 10400-10500'de 10300 arasında bir sıkışma oluştu. Şimdi bugün bu Rusya-Ukrayna gıdıklamasıyla beraber 10200 desteğine kadar gelmişiz. Sonuç dediğim gibi 9500-9700 bölgesinden maliyet yaptıysan 580'in üstünde geri alma ifiyle 11100-11600'e doğru yeni bir oyun başlıyor diyerek geri alabileceksen sakala sürebilirsin parayı. Ama yok ben trendi takip etmek istiyorum. Kârımın da bir kısmını piyasaya verme riskinde kabul ediyorum diyorsan 10200'ün altında kapanış olursa bu grafikte yaklaşık 8 günlük hareket 10200'ün altında 9700-9540'lara doğru özellikle 9540'lara doğru yeni bir saldırı alma riskine karşı da savunmalı eylem gerekebilir evet. Sevgili Eren. Peki hocam şimdi BIST 30'u konuştuk BIST 100 cephesine geçelim. 10200 anda... önemli. Bir gelsene ya özür diliyorum. Bu benim hatam. Estağfurullah. BIST 30'a dönüş yapalım. BIST 30'a geri dön. Özür dilerim benim hatam. 10200 kırılmadıkça göreceli olumluluk alınabilir ama 10580'in geçilmemesinden dolayı 200'ü zayıflatabilirler. Bu riski anlatalım. 10200 kırıldı. 10580 geçilmedi. 9500'den 10580'e kadar da katılımcı değildin. Evet. Kaçıldın. Buradaki %10'luk makası kaçırdın. 9540 9290'lara doğru 580 kırılmadan yeni bir akım başlarsa, aşağı yönlü bir akım başlarsa orada buyur sana yeni bir gıdıklama fırsatı. Hmm, orada bir miktar daha fırsat sunabilirsin. 9500'den 10500'e katılamadım. Evet. Yeni bir katılım süreci arıyorum diyorsan 10580 geçilmeden 10200 kırılırsa 9540-9290 bölgesi yeni bir yukarı yönlü atak için gıdıklama seviyeleri olabilir. Evet. O zaman BIST 100 cephesine geçiş yapalım. Orada da hocam %1.2'lik bir düşüş hareketi var ve 9282'den geçiyor fiyatlamalar. Tamam güzel yani şöyle güzel hocam düşüyor nasıl güzel dedin.
arkadaşlar ya, hani bir şeyler gide gele gelir. İki ileri gidersin, bir geri gelirsin. Üç ileri gidersin, bire geri gelirsin. Sonuç itibariyle ben sana şöyle söyleyeyim. 6 Kasım'da 8500'den 9500-9450'lere gelen, yani yaklaşık ne kadar? 1000 puandan fazla bir hareket oldu. 1000 puandan fazla bir, yani %10-12'lik bir hareket oldu. Sonuç itibariyle baktığın zaman bu grafikte benim süreç yönetimi anlamında, teknik disiplin anlamında, pozisyon iştah yönetimi anlamında, yukarı yönde kalmak veya savunmaya geçmek anlamında burada 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalar, evet çok önemli Eren, biliyorsun ben hep bunlara dem vuruyorum ama burada bir onay riski olduğu için, hani 5 ve 8 kırılıp onayı yapıp tekrar üstüne çıkma riski olabileceği için ben burada 5 ve 8'i anlatmayacağım özellikle şimdilik, tamam mı? 9170'te tek rakama bağlıyorum olayı. 233. Tamam. 9170. 9170, 9120 bölgesi kırılmazsa Eren, bak, kırılır, kırılmaz diye bir iddiam yok. Kırılmazsa bekleyip göreceğiz. Tamam mı? 9170, 9120 kırılmazsa, şu bak parmağımı takip işte, dokunmatik olmaması kötü. Bak, gittim, döndüm, bakayım bana trend onayı verecek mi? Bunu takip edeceğiz. Pullback arıyoruz. 9170, 9120 kırılmadan bu hareket 9460 üstünde kapanış verirse, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük teknik analiz şov olur. Bak gülüyorsun, ne demek istediğimi anladın da. İşte enerjimi de hissediyorsun. Tabii. Şimdi 9170, 9120 abi sana göre kırılır mı desen, bekleyip göreceğiz Eren. Biz hokkabaz değiliz. Net cevabı yok. Tamam mı? Bunun, tamam mı? Tahmin edebilirsin. %50 kırılır, 51 kırılır, 50, Fatih Hoca gibi 51 kırılır, 50, 49 kırılmaz. Bunlara gerek yok hocam. 9170, 9128 bölgesi 8500'den kalkan hareketin bozulma ve pozisyonlardaki iştah yönetimlerinde savunma dürtüsüyle pozisyonlarda dengenin yeniden gözden geçirilme if bölgesi. 9170, 9120 kırılırsa pozisyonlarda karlı ya da zararlı durumlar gözden geçirilmelidir. Neden? Çünkü o zaman onaylıktan çıkar. Bir onay geri çekilmesi olmaktan çıkar. Bu hareket üçgenin üstünde bir boğa tuzağı olarak kalır ve yeniden 8747 riskine geri döneriz. Şimdi sen 9400'ü geçemedi, geri geldi. 170 ile 128'i kırdığı zaman göz göre göre 8747'ye düşmesini seyretmek istiyorsan, bu teknik analizin sorunu değil. 170 ve 128'lerin üstünde kaldıkça Borsa İstanbul 9519, 9779 kısa, 10226 spesifik olarak ana hedef olmaya devam edecektir. 9170, 9128'in altında ise bu hedefler, benim şahsi fikrim, yine sahnede kalacak ama zamansal olarak ötelenecektir. Ve 8747'lere doğru yeni bir satış ve ayı saldırısı daha etkin ve daha baskın bir karakter olmaya başlayacaktır. Dolayısıyla 9170, 9128 destek bölgesini bugünkü baskıda devam edeceğiz. Bu haftanın devamında da takip edeceğiz. 9170 ve 9128'lerin üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul 9460'ların üstünde kapanış verirse 9519, 9779'lara doğru iğmeli ve momentumlu bir şekilde yukarı hareketine devam edecektir. Ben burada yatırımcılardan, yeni katılacak yatırımcılardan 9460 geçilene kadar bir miktar kontrollü olmalarını, pozisyonu olanların da 9170, 9128'lerin altında risk noktasını gözden geçirmelerini, bu noktalar kırılmadıkça soğukkanlı kalmalarını öğütleyebilirim. Peki hocam, şu anda en yüksek baskı altında kalan endekse baktığım zaman bankacılık endeksi olduğunu görüyorum. Evet. %1.8'lik bir düşüş, 12.935 seviyesinden geçen bir fiyatlama var. Gelsin mi? Ha, geldi mi? Ya şimdi bankalar işte hala bak ana düşenin altında, evet. Pembenin altında. Ana düşenin altında. Ne yaptık? Beyaz ara düşeni aynı zamanda 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaları geçince 55 günlük hareketli ortalamaya kadar geldik. Şimdi onun çevresinde 4-5 gündür bir gıygıylanıyoruz. Yine geçen hafta bir Yapı Kredi'nin satışı matışı gibi kulis haberleri, tırnak içinde resmi bir şey değil, yanlış anlaşılmasın, haberleriyle yine o tarafları bir gıdıklamak istediler ama şu anda o şimdilik veya bilmediğimiz bir şekilde oradan şu anda bir gelişme yok.
Burada Eren, çok özür diliyorum. X30, X-Bank ne kadardı şu anda? Hocam şu anda 12.934. Tamam. Bak 700 almışım buraya. Arkadaşlar böyle kal, beni hiç gösterme. Bütün anlatımım şeklinde bu kamerada kal. 700 önemlere. Bak buradaki şu 61.8, 78.6. Yani 9.100, 16.300 çıkışının burası 61.8, 78.6 Fibonacci kanal bölgesiydi. Aynı zamanda 377 günlük hareketli ortalamaya kavuşmadan buradan bir miktar tepki oluşmaya başladı gördük. Şimdi biz ne oldu? 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaları geçince burada 8-10 günlük bir ara trend oluştu. Dikkat! Burada malcıysak 12.700'ün altına dikkat etmek gerekir. Burada malcıysak 12.700'ün altına dikkat etmek gerekir. Çünkü neden? 12.700'ün altında, bak Eren, şuradaki Fibonacci kanalı var ya, çıkarken nasıl dolmuş? Güm dolmuş değil mi? Bak güm dolmuş. Güm bozulur. Karakter olarak. Dolayısıyla burada ya 12.700'e pozisyonu olanlar, malcı olanlar onun altında kapanışa veya çoklu saatlik kapanışlarda 11.800'lere doğru yeni bir risk veya 8-9 günlük ara trend bozuluyor disipliniyle yönetebilirler. Dolayısıyla majör destek 12.700. Aşağıda ise 11.800, 10.692 bölgesi ise çok güçlü destek Eren. Tamam mı? Güçlü destek. 12.700'ün altında pozisyonlarda karlı zararlı pozisyon risklerini gözden geçirilmeli. Çünkü 11.800 düzeltmesi başlıyor deriz. 11.800, 10.692'lere doğru yeni bir saldırı alırsak, bu 10.700'den 13.000'lere doğru kalkan harekete katılamamışlar için burada yeni bir fırsat var. Evet. 11.800, 10.692'ye inersek, bak ineceğiz demiyorum. 12.700'le inecek mi, inmeyecek mi sorusuna cevabı 12.700'de ölçüyoruz. Tamam. 12.700 kırılmazsa 13.579, 14.100'lere doğru bankacılık 12.700 üstünde kalırsa yukarı gitme arzusunu devam ettirebilir. Katılımcılar da o hedeflere takip etmeye, tutunmaya devam edebilirler. Ben sadece kısa özet yapayım. 12.700'ün altında bankacılık 9 günlük trendini, ara trendini 11.800, 10.692'lere doğru yeni bir ayı saldırısıyla karşı karşıya bırakmak gerekebilir. Pozisyoncuların 12.700'ün altında dikkatli olması gerekir. Tabii hocam burada 14.100 değil mi asıl mesele? Yani burası açıldığı anda zaten artık biz bu ayı saldırılarını falan konuşmaya bırakacağız. Şimdi ben bunu anlatırken hem sende hem bütün platformlarda, bütün yayınlarda bana diyorlar ki hocam bankacılık alır mısın? Ben de diyorum ki 14.100'ü geçerse alırım. Ya da 10.692'ye geçerse alırım. Bak ne diyeyim, bak ne kadar? Bu bir disiplin. Bu bir strateji. Arada alınır satılmaz mı? Ya alınır satılır, o başka konu. Benim fikrimi soruyorsun ya. Ben diyorum ki ya 692'ye gelirse alırım ya da 14.100'e geçerse alırım. 16.000, 10.692 ile 14.100 arasındaki bu zikzakların içinde kalacağıma giderim 30 ve 50'nin içinde lokum gibi grafikler var. Onlara trade ederim. Bununla zaman harcamam. Evet. Evet. Hocam holdinglere de bakalım mı? Tamam. Orada da %1.1'lik düşüş var. Bakalım şöyle 8.536 seviyesinden geçen bir fiyatlama var hocam. 8.536. Bu da 418'in üstünde. Bak şimdi, aynı endekse benziyor holding. Endeks de düşeni geçti, tamam mı? Endeks de düşeni geçti, yine belli bir yerde bir gaz kesmesi var. Evet. Tamam mı? Gaz kesti. Şimdi gazı nerede kesti? Bak buraya dikkat, hazırlarken yaptım. Turuncu 233 günlük hareketli ortalama bak. Bu düşüş anında bu 233'ten bir sıçrama olmuş. Başarısız kalmış. 233 kırdığından beri de sağ tarafa doğru yatırarak kendine bir dip çalışması yapmış 8.000 ile 7.900 arasında. Tamam mı? İşte burası önemli. Bak 4 gündür, bak burada 1, 2, 3 tane mum var. Ya ne ilginçtir ki bak kalkan hareket, bam bam gelen hareket tam 233'e gelince örnek hop demiş dur bakayım kardeş. Bir sakin ol demiştim. Bir sakin ol koskoca, yani özür dilerim tabirim için. Boru değil, 233'e geldim demiş. Çünkü kırılmazsa tepki veriyor, kırılırsa bozuyor. O zaman ne olacak biliyor musun? Bak 8.682'yi geçerse, holding 8.682'yi geçerse dinamik değişecek. Oyun sahası değişecek. Şimdi kum pistte top oynuyoruz. Bak 8.632 ile 8.000 bölgesi kum pist. Zorlu şartlar yani, anladın mı? Toprak sağ. Teknik beceri gerekiyor, düğmeye basma becerisi gerekiyor. 8.632'yi geçirirse lig atlayacağız,
suni Çin veya gerçek Çin'de daha konforlu bir şekilde trade etmeye başlayacağız. Sonuç 8682, 8418 bölgesi holdinglerde yaklaşık 7800'lerden beri oluşan hareketin devam edip yukarı yönlü gidebilmesi için denge ve karar bölgesidir. Burada pozisyon yönetimi 8418'in altında kapanışta savunma dürtüsüyle yönetilmeye gerekir. 8418 üstünde kaldıkça 8418-8682 bölgesi pozisyonu olanlar için kontrollü devam, yeni katılmak isteyenler için 8682 geçilene kadar aman hocam dur acele etme. Çünkü 8682 geçilmeden 8418 kırılırsa bu grafiği şak diye 7800'lere bir daha indirebilirler. Riski olacağı için yeni katılımcıların mutlaka ya 8682'nin üstüne geçilip kapanışı arasınlar ya da 8418'in üstünde bugün yarın alacağı baskıyı dengeleyebiliyorsa 8400'ün altında makul bir yere stop koyarak bir deneme yapabilirler. Ancak 8682 bu düşen trend üstündeki yukarı yönlü hareketin momentuma ermesi için önemli olacak. 8682'nin üstünde kapanışta holdinglerde 9392 ara 9828'lere varabilecek şekilde çok güçlü barlar. Bak çok güçlü barlar ve çok güçlü bir yukarı hareket görürüz. 9396, 9828'lere doğru hali hazırda hala bir uptrend bir disiplindeysek, yukarı yönlü bir disiplindeysek 8418'in altında bu hedefler orta vade devam edecek. Ancak kısa vade buzdolabına bir süre girip, tamam mı, biraz tabiri caizse dondurucuya girer ve 8418'in altında holdingleri 9300-9800 beklerken 7800 ile tanıştırabilirler. Peki sevgili abi sana bir şey soracağım. Sor. İzleyicilerin de çok net daha iyi anlayabilmesi için. Her şeyi sor. Bu grafikte trend kırıldı diyor muyuz yoksa diyemiyor muyuz? Aslında ben şunu sormak istiyorum. Trendi alçalan trendle mi ölçersin yükseliş trendine giriş noktasında? Yoksa 233 günlük üstsel hareket ya da işte 233 günlük ortalama ile mi ölçmek gerekiyor? Hangisi daha kritik olur? Bu grafik özelinde değil, diğer grafikler özelinde de yine nasıl değerler? Bu grafik üstünden anlatayım. Sonuçta benim için disiplin aynı. 10.300, 7.800 düşüşü, 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaları yeşilden önce geçmiş mi? Evet. Geçmiş. Ardından da yeşil düşeni geçmiş mi? Evet. Geçmiş. 8.400'e ife bağladık mı? Pozisyon yönetimini riske bağladık mı? Bağladık. Düşen trendin üstünde mi? Üstünde. 5 ve 8'in üstünde mi? Üstünde. Zaten ben Fibonacci'yi çevirmişim. Yani düşenle hareketli ortalamada geçtikten 2-3 gün sonra Fibonacci'yi çevirmişim. Dolayısıyla benim için 9396, 9828 hedefleri, bak biraz önce detaylı anlattım. Evet. 9396, 9828 hedefleri 7832'nin üstünde kaldıkça holdingde değişmeyecektir. Güzel. 7832'nin üstünde kaldıkça holdinglerde 9396, 9828 hedeflerinden feragat etmem. Ama 832 kırılırsa da bu hedefler öyle bir fokusum vardı, risk tetiklendi der, kolumu masaya koyarım, satırı buradan bam diye indiririm. Peki hocam, elektrik endeksine de geçelim. Yine kolumuza sahip çıkalım hocam. Evet. Abi güzel örnek oldu. Harikaydı. Etkili örnek vereceksin ki yatırımcının aklında kalsın. Neyse çok geri gitmeyeceğiz. Burada ne yaptı Eren? 610 günlük hareketli ortalamada bir destek arayışı oldu. 483'ten geçiyor. Evet. 274'ten 670'lere yaptığı hareketin altın oran seviyesi vardı. Bak bu çıkış, bu çıkışın buradaki 61.8'inden yukarı bir hareket olmuştu. Şimdi bak bu aynı seviyeye yaklaştıkça 610 günlük hareketli ortalamadan da destek alarak bir yukarı yönlü bir hareket izledik enerjilerde. Bu arada enerjilerin bazıları gidiyor, bazıları gitmiyor. Tamam mı? Bunun sebebi de hep aynı hikaye. Tamam mı? 5 yıl boyunca önden yüklenmişler. Enerjilerde gitmemeye ve bana göre bak benim fikrim gitmemeye de devam edecek. Ama ayrışanlar oluyor, olacak. Şimdi burada 472-445 seviyeleri enerji dolayısıyla elektrik sektöründe oldukça önemli bir destek bölgesi sevgili Eren. Ben bu grafiği 472 ara destek, 445
ve 425 bölgesi 61.8 ana destek olacak şekilde okumaya devam ediyor. Dolayısıyla bu grafikte işlem yapacak olsan nasıl işlem yaparsın dersen 445 ve 425'lere düşmez demem. Ama buraların üstünde kaldığı sürece 519-568'leri beklemeye devam ederim. Tamam. 519 ara hedef, 568 kısa vadeli ana hedef şekilde bu hedefleri beklemeye devam ederim. 519 ve 568 hedeflerinden ne zaman geri adım atarsın, ne zaman kolunu masanın üstüne koyarsın dersen 445-425 kırılırsa kolumu masaya koyarım. Ve bu grafikte yukarı yönlü işlem disiplininden vazgeçerim. Elzem cevap 472 ara destek, 445 ve 425 elektrik endeksinin kısa vadeli güçlü destek bölgesi olacaktır. Bu destek bölgesinin üstünde kaldıkça endeks baskı yerse, bu destek bölgesine inme riski olsa dahi 519'u ara, 568'i kısa vadeli ana hedef yapma disiplininden ödün vermemek gerekir. Sevgili abim, her zamanki gibi yetiştirdik mi hepsini? Tabii, tamam. Hepsi bitti. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi harika bir yayındı. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Efendim, Borsa Teknik programını değerli ağabeyim, sevgili hocamız Selçuk Önaçlar eşliğinde sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.